Sayın siyasi partilerin ilçe başkanları, sayın meclis üyelerimiz, sayın muhtarlarımız, sayın mahalle, köy, il, ilçe dernek başkanlarımız, sevgili basın, sevgili Beykoz'da Giresunlar Derneği'nin üyeleri, Giresunlar Beykoz'da, Beykoz'da Giresunlar Derneği'nin 20. olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii doğal olarak bugün iş Ramazan ayındayız. Saat de erken. Önce şunu bir liste vereyim. Hepinizin kafanızda soru işareti var. Niye bu sabah saat 10 diye? Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Çünkü belediyemizin bu gibi kongre merkezleri sürekli dolu. Bize saat 12.30'a kadar müsaade verdiler. Biz de o yüzden bunu sabah 10'a aldık. Çünkü program akışı devam ediyor doğal olarak. Bir sıkışıklık var. Belediyemiz kültür programlarına çok önem verdiği için. Kaynaklanma nedeni, sabah olma nedeni bu yüzden. Bir kere bunun açıklaması da yapayım arkadaşlar. Tabii Ramazan ayıydı doğal olarak. İnsanlar sabah bugün de pazar gelip bu kadar da gelen arkadaşların hepsini tek tek ayağına sağlık. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 100 yılın bir felaketini yaşadık, bir deprem yaşadık. Aslında morali de çok bozuk. Herkesin ailesinde, herkesin ben de dahil, herkesin ailesinde illaki bir depremde ya yaralanma ya da vefat eden oldu. Üzgünüz yani 100 yılın felaketi başımıza geldik. Allah bir daha bize bu günleri göstermesin, bu felaketleri göstermesin. Tabii bu kongreyi de aslında buruk yapıyoruz. Çünkü hayatta artık doğru düzgün insan gidip o deprem bölgesinde falan görünce hayattan zevk de alamıyorsun. Yani olayı maalesef öyle. İnşallah İstanbul'da bizim başımıza gelmez. Şimdi ben bu depremde vefat edenleri Allah'tan tek tek gani gani rahmet diliyorum. Yaralananlarda da evsiz kalanlarda onlar da şifa diliyorum. İnşallah Türk milleti de bu yarayı da sağlayacaktır. Devlet güçlüdür. Bunların da üstünden kalkar. Şimdi tekrar bu deprem zedeleri, ölenleri rahmet dileyerek onların önünde saygıyla eğiliyoruz burada. Zaten biraz sonra da saygı duruşunda arkadaş buna geçecek. Şimdi arkadaşlar ben çok kısa anlatacağım. Yani şimdi burada faaliyet raporu var. Orada görüyorsunuz. Ben bu şeye fazla girmeyeceğim faaliyet raporuna. Onun dışında zaten arkadaşlar da bunu okuyacaklar. Onun dışında ben kısa geçeyim. Arkadaşlar iki yıl bir ay önce bizler yine sizin karşınıza gelmiştik, yetki istemiştik. Hatırlıyorsanız Anadolu Hisarı'nda Kültür Merkezi'nde, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde orada sizden biz yetki isterken de o zaman sizden bir demiştik ki sizden mülk alma yetkisi istemiştik o zaman. Mülk alma yetkisi istemiştik. Demiştik ki Beykoz'da Giresunlar Derneği 34 yıl sonra mülk almak için çabamız var. Ve genel kurdan yetki almıştık. Evet, şimdi bunu tabii basın yoluyla çoğunuz biliyorsunuz ama ben burada resmi olarak bir kere daha bunu size anlatayım dedim. Evet, Beykoz'da Giresunlar Derneği şu anda 36 yaşında ve Beykoz'un en köklü derneği, İstanbul'un da en köklü derneği. Bu zamana kadar Beykoz'da ve İstanbul'da hep öncü olan bir dernektir. Yani hep öncüdür. Yani hep ilkleri o başarmıştır. Bu Beykoz'da da bu böyle oldu. Beykoz'da da 34 yıl sonra kendi mülkümüze, kendi binamıza Kavacık'ta Hasan Yavuz, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Hasan Yavuz mevkiinde 3. katta kendi yerimize sahibiz arkadaş. Tapusu da burada. Burada sizlere bu şekilde böyle paylaşmaktan da gurur duyuyoruz. Yalnız bunu almak, yapmak öyle kolay olmadı. Biraz da ondan bahsedeyim. Biz biraz balık hafızalıyız insanlar olarak. Yapılan ve gördüğümüz şeyleri çabuk unutuyoruz. Şimdi bu tabii kolay da olmadı. Yani bunun altyapısı, herkes zannediyor ki bu bina alımı. Efendim işte yok iki dakikada oldu, bilmem işte sergiledin oldu mu, öyle değil. Daha bu 2000'li yıllardan başlayan, hatta bizim soğuk suda da, soğuk su muhtarı burada mı? Soğuk suda da bizim bir arsamız var. Fuat Başkan, Hasan Başkan, Ali Başkan döneminde alınan soğuk suda da bir arsamız var. Şu an onunla ilgili de bilgi vereyim. Ta oradan başlama bu. Yani bina alımları veya gayret çabası. Oradaki arsanın da sonunda gelindi. Demin soğuk su muhtarı sevgili hemşerim,
Aynı zamanda benim dayımın oldu. Bilgiyi de verdi. Dedi ki tamam sizin kadastro olarak, dernek olarak işlendi. Şu anda işlemde bir sıkıntı yok. Bizim Soğukta'da bir arsamız var. Onu bir kere söyleyelim. Orada yeniden bir kadastro olay oldu. Mahkemelik falan oldu. Çözüldü. Bizim lehimize hiçbir sıkıntı yok. İnşallah onun da sahibi olacağız. Ta oralardan başlandı. Bunu yaparken de bizler bu zamana kadar önceki dönem bütün başkanların bu bina alımında emeği var arkadaşlar. Hepsi. Ali Başkan'dan, Hasan Başkan'dan, Salim Başkan'dan, Rahman Başkan'dan aklıma gelmiyor şimdi. Remzi Başkan'dan hepsinin böyle burada onların desteğiyle olan bir şey. Onun dışında siz sayın üyelerimizin, sayın sevgili üyelerimizin ve diğer bağışçılarımızın desteğiyle oldu. Bize bu zamana kadar maddi manevi destek veren herkese başta Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın bu zamana kadar derneğimiz elinden geldiği kadar her konuda buradan tahsis dahil desteğini veriyor. Başta Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın'a buradan huzurlarda çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hemşerimiz. Onun dışında önceki dönem başkanların ismini saydığım bütün başkanlara tek tek buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bizler hak edenin hakkını vereceğiz. Yani iki kelime etmek çok zor bir şey değil. Kim unutluysam herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Şimdi bununla ilgili de burada bizde şu anda bağlı olan 36 tane dernek var. Bağlı değil de yani beraber Beykoz'da Giresunlar Derneği'nin bünyesinde ilçe, mahalle, köy olarak 36 tane derneğimiz var. Biz şu anda bu derneklerimizin hepsiyle beraber çalışıyoruz. Bu derneklerin hepsine dernek merkezimize, dernek merkezi olmayanlara yerimizi veriyoruz. İsteyen dernek başkanı, yönetimi gelir orada toplantısını yapar, sayını kahve seçer, oradan kendi onların evidir. Sonuçta bu Giresunlar dedi. Yani sonuçta sadece bir yönetimin himayesinde olan bir şey değil. Şimdi buradan da sesleniyorum. Yani eğer kirada olup da, lokal olmayıp da kirada olan dernek başkanları gelsin orayı lütfen kullansın. Zaten çok kullanan dernek başkanı var. Özellikle Ardaköy, Görele Boğalı çok iyi kullanıyor. Yani sürekli onlar geliyorlar. Şimdi bundan sonra da gelmeye devam etsinler. Şimdi arkadaşlar, şimdi konuşmayı toparlayayım. Şimdi biz tekrar sizin huzurunuza çıktık. Destek istiyoruz. Şimdi bünyemizde yeni arkadaşlar katarak işte biraz sonra yönetim listesi divanda okuduk. Yeni arkadaşları, genç arkadaşları katarak özellikle bayan ağırlıklı bir şekilde bir liste yaptık. Böyle tekrar karşınıza çıktık. Bizim amacımız şu arkadaşlar, dernek olan. Biz bir kere Giresunlar olarak kendi aramızda çok net söylüyorum. Ufak bir tartışma bile istemiyoruz. Çünkü bunlar bunun zamanı değil. Biz birlik olmak zorundayız. Az önce Gökhan Başkan'ın, Sayın Gökhan kardeşim ne güzel dedi. Giresun çok zor bir, Giresunluk da çok zor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin müsaki milli sınırlarına damgasına uğran bir topluluk. Bunu az önce Gökhan da söyledi. Tofal Osman ağamızdan, Hüseyin Avni Alparslan'ımızdan daha neleri var ismini sayamayacağım. Bu kahramanlar sayesinde bunların katkılarıyla bu ülke kuruldu. Yani düşün ki bir il bilinç kuruyor, gönüllü kuruyor ve savaşa gidiyor, geri dönmüyor güzelce, Çanakkale'den başlıyor. Bizim Afyon'da tek, Türkiye'de belki de tek il şehri bizim Giresunlar, Afyon'da. Bunu herkes biliyor, yani bu derecede, yani biz kimse Giresunların vatanseverliğini ne sorgulayabilir ne de yargılayabilir. Çünkü tarihi altın harflerle bunu yazmış zaten. Çok net, yazmış, altın harflerle bunu tarihe kazımış. Şimdi o yüzden biz bunu derken de, Türkiye'de olan bütün illeri, dünyada olan bütün insanları biz seviyoruz. Bizim şu lüksümüz yok, sen olsun, busun, öyle bir şey yok. Bu vatan hepimizin vatanı. Herkes Allah yaratıyor, herkesle. Şimdi şöyle bir söz var. Sen şurada İngiltere'de doğarsın, ben burada Türkiye'de doğuyorum. Sen oradasın, Afganistan'da doğuyorsun. Yani bu Allah'ın takdiri olan bir şey. Bunun da önüne bizim çok fazla geçmede lüksümüz yok. O yüzden Giresunluk çok önemli. Şimdi arkadaşlar, bir de çok kısa temaslara geçeyim. Diyeceksiniz ki bunlar nereden çıkıyor ama ben aklımdakini söyleyen bir adamım. Şimdi Beykozlu Giresunlar olarak biz şimdi Beykozlu Giresunlar olarak özellikle Beykoz'da bir birliğimiz var. Birliği sağladık. Bunun devamı lazım. Şimdi bugün
Mesela siyaset bugün yoğun. Biraz da o hazır olunun gelmemesi nedeniyle bugün tabii listeler falan verilecek. Tabii doğal olarak biz de buna denk geldik doğal olarak. Olur yani insanlar kendilerini bir yere getirmek için çalışmalar var. Şimdi ben şunu istiyorum arkadaşlar. Bizler Giresunlu olarak her noktada olmamız gerekiyor. Her yerde bizim olmamız lazım. Özellikle ve şimdi hep kendi kendimize sıkabiliyoruz. Ya diyoruz ki ya bu kadar saygı, meziyeti olan bir topluluk ne siyasette ne sivil toplum kuruluşlarında veya başka bir yerlerde yeterince yok. Olanı da biz aşağı tutmaya çalışıyoruz, olanı da övmüyoruz. Olanı da aşağı çıkıyoruz. Mesela kaç gündan beri televizyonlar çıkan bir Hüseyin hocamız var, Hüseyin Öztürk hocamız. Bu bizim içimizden çıkan bir çocuk. Beyoğlu'nun eski arkadaşı. Yani depremle ilgili televizyonlara çıkıyor, jeoloji mühendisi, deprem uzmanı çıkıyor. İçimizden çıkan bir tane arkadaşımız, çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Aynı zamanda dünyanın sayılı deniz anlamında deniz bilimcisi Profesör Doktor Bayram Öztürk var. Bunlar hep bizim içimizden çıkan insanlarımız. Şimdi bizler hem bu insanlarımıza sahip çıkacağız hem de böyle siyasetin içine girmemiz gerekiyor. Şimdi biz Beykoz'da tarihinde ilk defa bir Giresunlu belediye başkanımız var. Ya partisi bizi bağlamıyor. Bakın biz bütün partilere başımız üstünde yeri var. Biz bütün partilere eşit mesafedeyiz. Biz kimsenin görüşüne karışamayız. Yarın Giresunlu belediye başkanı şu anda A partilerdir. Yarın C partiler olabilir. D partisler olabilir. Olabilir. Bu siyasi partilerin şeyine kalmış bir şey. Yani siyasi partilerin biraz durdurduğum kalmış bir şey. Önemli olan burada da bizim bu işlere girmemiz lazım. Bizim Beykoz'da yeterince meclis üyesi sayımız bizim çok düşük. Biz burada bilinçli oluruz arkadaşlar. Bak bu çok önemli. En son TÜİK'de açıkladı TÜİK. Tuzla, Beykoz, Beyoğlu ve efendim yok Sarıya değil. Yoktur bir ucunda ya. Neyse şimdi aklıma gelecek. En sonunda. Şimdi arkadaşlar bu çok ne? Şimdi biz buralarda birinci nokta. Yeterince bu anlamda temsil edilmiyoruz. Ama burada bir siyasi partileri de hazır da suç bundan da bir anlamda. Bizim arkadaşlar da bu işe de girmiyor. Arkadaşlar diyor ki ya biz burada oturayım. Ya işte öyle. Öyle olmuyor işte. Sen bir yere emek vermesen seni kimse bir yere getirmiyor. Bu da böyle bir şey. Şimdi biz Beykoz'da benim bildiğim en az 12-13 mahallede birinci nüfusuz. Mahallelerde birinci nüfusuz. O ikincileri saymıyorum. Mahallelerden bahsediyorum. Bizim Beykoz'da muhtar sayımız 6 tane. Bunları böyle hep yükseltmemiz lazım. Bunu niye diyorum? Yani bir ayrıcalık değil. Biz burada birinci nüfussak bu hakkı alacağız. Yani bu hak derken yani biz buralarda olmamız lazım. Yani böyle bir şey varsa da burada bizim nüfusumuz varsa da kullanacağız. Yani bizim amacımız da biz geldiğimiz zaman zaten bütün insanlığa, herkese hizmet ediyorsun. Zaten ayrım yapamazsın. Böyle bir şey ama sadece ben bunu Beykoz'da Giresunlar Dernek bunu söyleyeyim mi? Bütün bizim Beykoz'da 19 sanı il derneği var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Zaten dernekler niye var? Dernekler hemşehrilerini bir yere getirmek için var. İyi gününde, kötü gününde, cenazesine, düğüne gitmek için var. Dernekler siyaset yapmak için orada değil ki. Derneklerin başka ne amacı olabilir? Derneklerin zaten amacı bunlar. Ya dernekler kalkıp da herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmamalı, yandaşı olmamalı. Böyle olduğu zaman kendi içindeki insanları bölmüş oluyorsun. Çok net. Biz de iki yıl benden önce de zaten bizde hiçbir zaman bizim derneğimizde siyaset olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Yani ben işinden geleni size söylüyorum. Ben sakın yanlış anlamayın. Burası genel kurul. Burada işinden gelen insanlar çıkar bu şekilde anlatabilir. Saygı ve sevgi çerçevesinde. Çok kısa benim özetleyeceklerim bunlar. Zaten yapacaklarımızla ilgili de zaten bu zamanda faaliyet raporlarını göreceksiniz. Resimler geçiyor. Arkadaşlar da okuyacak. Bu zamanda ne yaptıklarımız belli. Bu zamanda ne yaptıysak bundan sonra bunu iki misline çıkartacağız. Niye? Biz de tarihsiz bir dönem, Türkiye tarihsiz bir dönem geçiriyor. Dernek olarak biz de tarihsiz bir dönem geçiriyoruz. Pandemiyle başladık. Ya zaten şurada bir yılda aşkından beri biraz dernekçilik yapıyoruz. Ondan önce de pandemi vardı. Bir yere çıkamadık, edemedik doğal olarak. Şimdi bundan sonra bunu iki katla çıkartarak bu saydığım çerçevede bu işleri devam edeceğiz. Devam etmesi için de uğraşacağız. Ben şimdilik çok uzattım farkındayım. Ben tekrar sizlerden destek istiyorum. Bak bu konuştuklarım kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani burada
ben altını çizerek bunları söyledim. Demin bahsettiğim gibi bizim bütün siyasi partilerin hepsine saygımız var. Hepsi bizim dostumuz. Bütün ilçe başkanları bizim dostumuz. O ilçe başkanları, o siyasi partilerde bizim çok değerli arkadaşlarımız var. Hemşerilerimiz var. Onlar da görev yapıyorlar. Şimdi tekrar size selam ve saygılarımı sunuyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Saygıdeğer siyasi partilerimizin ilçe başkanları, milletvekili aday adaylarımız, sayın meclisiyen, değerli muhtarlarımız, Beykoz Giresunlar Derneği'nin değerli yönetim kurulu üyeleri, sevgili Beykozlular, öncelikle hepinize en kalbi duygularını selamlıyorum efendim. Ramazan'ın bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmaktan çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca Hayrullah Bey kardeşime 2 yıl önce seçildiği bu görevinde ve bu dönemde gösterdiği başarıdan dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Bugüne kadar bütün derneklerimizin hayalidir bir yer sahibi olmak, bir mekan sahibi olmak ve bunu da başarmış bir kardeşim olarak Hayrullah Bey'in devamından çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Önümüzdeki dönemde de aynı başarıyı göreceğine olan inancım tamdır. Bir azizlik var. Evet. Değerli arkadaşlarım, hepimizin yarası Hayrullah Bey kardeşimiz biraz önce konuşmasında söz etti. İstanbul'da geçen belediye başkanlığı seçiminde 356.605 seçmen Giresunlu seçmen oy kullandı. Giresun'da aynı seçmen sayısı 290.000 civarında. Net rakam bilmiyorum. Abdülkadir abi daha iyi bilebilir. Ve Giresun'dan 4 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderken İstanbul'da sadece 3 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Giresun'u temsil ediyor. Ben her Giresun günlerinin açılış konuşmasında söz ettim. Bizim Türkiye genelinde aşağı yukarı 1.400.000-1.500.000 civarında nüfusumuz var. Eğer iç göç ben felaket olarak nitelendiriyorum, yaşanmamış olsaydı, hepimiz bugün Giresun'dan buralara kadar iş aç kaygısıyla gelmek zorunda kalmamış olsaydık, 12 tane Giresunlu milletvekilinin her siyasi parti listelerine yazacaktı. 12 tane olacak. Şimdi diyorum ki biz İstanbul'a gelmekle, Bursa'ya gelmekle ne kabahat işledik. Bizim bu 12 milletvekili hakkımızı illerdeki nüfusumuz oranında bize ver. Bazıları diyor ki, o çok milletvekili adayı gösterilen illerin temsilcileri, efendim bizden siyasetle çok uğraşıyoruz, dolayısıyla bizden çok olması doğru. Şimdi bu dönemde bakıyorum, her siyasi partide İstanbul'da 30'un üzerinde milletvekili adayımız var. Ve her siyasi partide de etkin mücadele eden aday adaylarımız var. Yani bunların, ya bugün açıklanacak listelerde seçilebilecek alanlar, mümkün olduğunca fazla sayıda aday adaylarımızın olmasını temenni ediyorum. Şu ana kadar bir siyasi parti açıkladı. 5. sırada bir Giresun bir hemşerimiz var. Ama bugün akşama doğru daha da açıklanacak. Umuyorum ki listelerde Giresun'da yerini alsın ve biz de hakkımız olan bu milletvekili sayısını ve temsil hakkını kazanalım diye temenni ediyorum. Şimdi biz mücadele ettiğimiz zaman bunu başarırız. Fakat biraz galiba sadece sivil toplum alanında bunu dile getirmek yetmiyor. Siyasi partilerin içinde de bu işin mücadelesini vermek lazım. Yani evet biz sivil toplum kuruluşları tabana hitap ediyoruz vesaire ama bir de siyasi partilerin içinde eğer her siyasi partide çalışan arkadaşlarımız olur da aday gösterilme noktasında tercih edilebilir hale gelirse tabii ki taban desteğini de Giresun'da hemşerilerimiz sağlayacaktır. Ben aday aday kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bundan sonraki dönemde de daha iyi noktalara Giresun camiasının gelmesi adına sizlere verdiğiniz mücadeleden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Oh,
Tanrı'nın 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 T